daha ciddi bir şekilde gösteriyor. Mesela geçtiğimiz günlerde yapılan maruf toplantısının ortak bir alanda yapılması, farklı disiplinlerden bilim insanlarının bir araya getirilmesi. Marmara Denizli Koordinasyon Kurulu ikinci toplantımızda aldığımız kararlarla Hasan Mandal hocamızın başkanlığında bilim ve teknik kurulumuzu oluşturmuştuk. Marmara Denizimizin geleceği için hocalarımız, üniversitelerimiz hakikaten çok önemli, çok kıymetli katkılar sağladılar. İşte bugün de online yürütülen konferanslarla hocalarımız deniz kirliliğinin azaltılması, müsilajı tetikleyen faktörlerin ortaya çıkması, müsilajın sosyoekonomik etkileri gibi birçok başlık altında oturumlar gerçekleştirecekler. Birbirinden değerli, kıymetli oturumlar var. Ben şimdiden Marmara için değil aslında tüm denizlerimiz için, iç sularımız ve kıyı şehirlerimiz için çok kıymetli bulduğum sunumları gerçekleştirecek hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Aslında Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi bir taraftan Marmara Denizimizi korurken bir taraftan da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çok önemli bir adım atıyoruz. Yani bildiğiniz gibi yutak alanlarımız, denizlerimiz, göllerimiz, bir de yeşil alanlarımız. Dolayısıyla bu Marmara'da yapacağımız her türlü etkinlik, Marmara'nın temizlenmesi, gerek denizin, gerek deniz dibinin, gerek kıyı alanlarının temiz tutulması, hem müsilajla mücadele, bir taraftan da aslında bizim iklim değişikliğiyle mücadelemize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Değerli katılımcılar, biz bakanlık olarak denizlerimizde yaşanan kirlilik türlerine ve çözümlerine dair çalışmalarımızı aslında müsilaj probleminden çok daha önce başlatmıştık. 2014 yılından itibaren Marmara Denizimizde tam 91 noktada, tüm denizlerimizde ise 364 noktada denizlerimizdeki su kalitesini TÜBİTAK, MAM ve ODTÜ işbirliği içerisinde düzenli olarak izliyoruz. 2017 ve 19 yılları arasında da denizlerde bütünleşik kirlilik izleme ve değerlendirme sempozyumu gerçekleştirdik ve bu sempozyumun sonuç bildirgeleri alanında uzman çok sayıda bilim insanının katkılarıyla da ortaya koyduk. Tabii bu izleme sonuçları doğrultusunda tek boyutlu Marmara bütünleşik modelleme sistemini, MARMOD diye ifade ediyoruz biz, 2017 yılında başlattık ve Marmara Denizi'nin dijital ikizini oluşturarak 3 boyutlu Marmara Denizi'ndeki MARMOD projemizi devam ettiriyoruz. Tabii henüz müsilaj problemi ortaya çıkmamışken bu projeyi 2021 yılında Ocak ayında başlatmıştık. İnşallah en kısa sürede bu projeyi de tamamlayıp dijital ikizle birlikte de aslında Marmara Denizi'ndeki hareketliliği an ve an takip etmiş, aslında simülasyonlarını da geleceğe ilişkin yapmış olacağız. Müsilaj sorunu tabii ortaya çıktığı ilk andan itibaren hocalarımızla istişare ederek geçmişe yaptığımız bu çalışmaların ışığında atacağımız adımları da hep birlikte belirledik. Yani gerek Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde, gerek Marmara Denizimizi Koruma Eylem Planı çerçevesindeki komisyonumuzun kıymetli hocalarıyla, üyeleriyle bu adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede Marmara Belediyeler Birliği'mizle, siz kıymetli hocalarımızla, valilerimizle, belediye başkanlarımızla, tüm ilgili bakanlıklarımız biliyorsunuz bu konulara dahil oldular. Sivil toplum kuruluşlarımız dahil oldular. Özel sektörümüzle çok kapsamlı bir çalışma başlattık ve Haziran ayında açıkladığımız 22 maddelik eylem planımızla birlikte aslında bu ortak akıl çerçevesinde bu eylem planını hayata geçirdik. Aslında eylem planı kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerimizi içeriyordu ve geçen ay yapmış olduğumuz koordinasyon kurulu toplantımızda da bu kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetlerimizi bütünleşik bir stratejik planın 18 stratejik hedef ve yine alt faaliyetleriyle ortaya koymuş olduk. Aslında stratejik planımız çok kapsamlı hazırlandı. Yani içinde 168 tane kurum temsilcimizle, 300'den fazla katılımcıyla çalıştay ve toplantılar düzenlendi.
Tüm toplantılarımıza üniversitelerimiz ve TÜBİTAK çok önemli katkılar verdi. Aslında ben buradaki 21 üyemizi yine üniversitelerimizde tek tek söylemek istiyorum. Yani TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK MAM, Piri Reis Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi'nden ve yine bize başvuran, yani müsilajla mücadele noktasında, yine iklim değişikliği ile ilgili mücadele noktasında başvuran tüm hocalarımızı da konuya dahil etmek suretiyle aslında çok kapsamlı, kapsayıcı bir çalışmayı yapmış olduk. Tabii stratejik planımızın hayata geçirilmesi hususunda adımlarımızı hızlı bir şekilde sahaya atmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah yapacağımız tüm çalışmaları 3 yılda tamamlayarak Marmara'da bir daha müsilaj gibi bir sorunla karşı karşıya kalmayacağız. Tabii müsilajın oluşma nedenleri baktığınızda çok net. Yani işte diyoruz, hep bunu da ifade ediyoruz, iklim değişikliğiyle sebebiyle gerek deniz sıcaklığının artışı, gerek denizdeki duranlık ve Marmara bölgesindeki denizde oluşan kirlilik nedeniyle bugün Marmara'da müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Özellikle kentsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı kirlilik baskısı, işte yetersiz atık su arıtma tesisleri ne yazık ki deniz canlılarını ve biyoçeşitliliği. Tabii öncelikli görevimiz, sizin başkanımızın da, Tahir başkanımızın da ifade ettiği gibi, o deniz üzerindeki müsilajı toplamaktı. Ve hızlı bir şekilde, yani bir seferberlik anlayışıyla Marmara hepimizin diyerek 7 gün 24 saat çalışarak 11 bin metreküp müsilajı çok kısa zamanda toplayarak bertarafa gönderdik. Bunun akabinde de kirlilik kaynaklarını ortadan kaldırmaktı hedefimiz ve bu kapsamda denetimlerimizden izleme faaliyetlerimize, yine noktasal kaynaklı kirliliğin tespitinden kirlilik yüklerine karşı alınacak tedbirlere kadar Marmara Denizi'mizi korumak için yürüttüğümüz çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan yine bu bölgede tarımla alakalı yapay sulak alanların yapılandırılmasından, iyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesine, bölgedeki arıtma tesislerinin yeniden kullanım suyunun, atık su arıtma tesislerinin yine kamu özel sektör işbirliğiyle yapılmasına kadar, bölgede işte sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi birçok başlıkta çalışmalarımızı yürütüyoruz. Son olarak da yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar neticesinde Marmara Denizi'mizi özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Böylece ki, yani buradaki hocalarımız da bunu çok net bir şekilde söyleyecektir. Bilimsel bir çalışma çerçevesinde bu alan ilanı yapıldı. Böylece Marmara Denizi'mizdeki ekosistemimizi, deniz canlılarımızı koruma altına alacak çok önemli bir kararı da hayata geçirmiş olduk. TÜBİTAK MAM koordinasyonunda kurulan teknolojik ve biyolojik mücadele alt çalışma grubu ile de müsilajın giderilmesi için birçok bilimsel, biyolojik ve teknolojik yöntemlere dair gelen başvuruları bilim insanlarımızla birlikte değerlendiriyoruz ve burada da katkı sağlayabileceğine inandığımız çalışmalara destek oluyoruz. Tabii saha çalışmalarımızı da bu noktada sürdürmeye devam edeceğiz. TÜBİTAK MAM ile birlikte Marmara Denizi Havzası'nda karada kaynaklı, yani karasal kirlilik sebebiyle oluşan azot ve fosfor kirletici yüklerinin azaltılmasına yönelik rapor da hazırlandı. Bu raporla birlikte kirleticilerin ne kadarının alıcı ortama, yani Marmara Denizi'ne ulaştığında tespitini yapacağız. Marmara Denizi Havzası, işte sanayi faaliyetleri bakımından da baktığınızda işte ülkemizin en geniş havzası, 25 milyon nüfusa hitap ediyor. Yine Türkiye'nin bu noktada sanayi üretiminin %50'den fazlasını yine Marmara bölgesinde gerçekleştiriyoruz. Uzun vadede Türkiye Ulusal Mekansal Strateji Planı'yla da aslında Marmara'daki bu yoğunluğu
azaltacak, diğer şehirlerimizin kalkınmasını sağlayacak adımları da atıyor olacağız. İnşallah önümüzdeki yıl itibariyle mekansal strateji planımız da bitecek ve bu çerçevede bundan sonraki yatırımları işte doğru alanlarda, doğru yerlerde, lojistik bakımından, ulaşım bakımından, insan istihdamı bakımından en uygun yerlere, yine iklim değişikliğini mücadelesine çok ciddi katkı sağlayacak çerçevede yürütmek istiyoruz. Tabii baktığınızda şu an itibariyle Marmara Denizi Havzası'ndaki 7 ilde 70 tane organize sanayi bölgesi var. Ve bunların 44'ünün atık suları doğrudan ya da dolaylı olarak Marmara Denizi'ne ulaşıyor. Ve bu nedenlerle de Marmara Denizi endüstriyel tesislerden kaynaklanan ciddi bir kirlilik baskısı altında. Tabii bu tesislerin tamamını 200 kaç tesisi canlı izliyoruz orada. 264 tesisi koymuş olduğumuz izleme sistemimizle birlikte an ve an izliyoruz. Gerek giriş sularını, gerek çıkış sularını, ki bütün atık su arıtma tesisleri incelendi. Elde ettiğimiz bilgiler ışığında oluşturduk bu stratejik planımızı da. İnşallah bunları da kararlı bir şekilde adımlarımızı atıyor olacağız. Marmara bölgesindeki atık sularını belediye kanalizasyonuna deşarj eden tabii münferit sanayi ve organize sanayi tesisleri de var. Yine endüstriyel nitelikli atık suların belediye kanallarına bağlantı standartlarına da bu çerçevede bir kısıtlama getiriyoruz. Ve bu kısıtlamayla birlikte de gerekli yatırımları gerek endüstriyel tesisler gerek sanayi tesisleri de zaman içerisinde, yani bu belirlediğimiz 3 yıllık plan çerçevesinde yatırımlarını yapacaklar. Büyükşehir belediyeleri kanalizasyona deşarj yönetmeliklerini en kısa sürede bu anlamda revize edecekler ve böylece Marmara Denizi'ne ulaşan endüstriyel kaynaklı kirlilik yükünü de azaltmış olacağız. Tabii bunun yanı sıra alıcı ortama deşarj eden organize sanayi bölgelerinin ileri arıtma tesisleri yapma zorunluluğu getirdik. Bunların da teknolojilerini yenileyecekler. Gerek membran teknolojisiyle gerek biyolojik arıtma tesisi haline getirmek şekliyle bu teknolojilerinde yenileyecekler. Marmara bölgesinde yine 70 OSB'nin tamamında incelemelerimizi, denetimlerimizi yaptık ve yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde 13 sanayi bölgesine ait 14 atık su arıtma tesisinin dönüşüm yapılması gereğini bu çalışmalar çerçevesinde tespit ettik ve bu OSB'lerin 4'ü için yeni atık su arıtma tesisi yapılacak. İkisi de atık su arıtma tesisinde kapasite artışı yapmak suretiyle diğer OSB'lerin de atık su arıtma tesisine işte gerekli bakım ve revizyonu yapılması ortaya çıktı ve bu çerçevede çalışmalarını yapıyorlar. Organize sanayi bölgelerinin yönetimleri atık su arıtma tesislerinin dönüştürülmesine dair tüm iş termin planlarını bu noktada hazırladılar. Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bu süreci bir fiil takip edecek ve yine bakanlığımızla birlikte inşallah bu konuyu neticelendirmiş olacağız. Biz de bakanlık olarak OSB'lerin yürüttüğü çalışmaları bu anlamda titizlikle takip ediyoruz. Nasılsınız? Sağlık saati. İyi, sağ olun başkanım. İnşallah daha iyi olacak. Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu ve TÜBİTAK ortak girişimiyle tartışmaları çağrısı kapsamında desteklenen projeler hakkında. TÜBİTAK olarak ortak düzenlediğimiz Marmara Denizi üst düzeye doğru taşındığını da ifade etmek istedim. Tabii ki bu konuyla ilgili iklim değişikliğiyle baş edebilme adaptasyon, karbon nötr ekonomiye de birçok yerinde yine benzer felaketlerin yaşandığının önemli göstergesi. Konunun bilimsel ama aynı zamanda sistematik bakışını Sayın Başkan, değerli hocalarım, tabii bir taraftan müsilajla mücadele ederken bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın 2053 yılı net sıfır emisyon hedefini, Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ortaya koydular ve yeşil kalkınma devriminin gerektiği yapısal dönüşümü bu anlamda hep birlikte gerçekleştirmeliyiz. Size bu noktada bilim insanlarımıza, Marmara'da kurmuş olduğumuz bilim ve teknik kuruluna, Marmara Belediyeler Birliği'ne de büyük görevler düşüyor. Bu aslında Tahir Başkanımızın da ifade ettiği gibi müsilajda ortaya koymuş olduğumuz bu birliği, beraberliği, başarıyı iklim değişikliğiyle mücadelede de aynı kararlılıkla, aynı anlayışla göstermek zorundayız. İnşallah bu devamlılığı, bu birlikteliği orada da yürüteceğiz. Bugün baktığınızda tüm sanayi bölgelerimizin sıfır atığa geçmesi yönünde bir çalışma yapıyoruz. Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayi sitelerini inşa etmeye çalışıyoruz. Konya'da 2600 dükkana sahip motorlu sanayi sitesini, yine Samsun'da 1526 iş yeri kapasiteli ilk adım Toybelen sanayi sitesinin de temellerini attık. İnşa çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2022 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu sanayi sitelerinin yapımında da gerek güneş panellerini, gerek atık getirme merkezlerini, gerek atık su arıtma tesisleri, arıtılmış suların yeniden kullanımına dair kendi elektriğini kendi üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi tesisler olması çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve bu kapsamda da şehirlerdeki aslında karbon gazı üretim miktarını azaltacak bu noktada karbon emisyonumuzu daha da aşağı çekecek adımları atmış olacağız. İnsan sağlığı açısından sanayicilerimizle daha sağlıklı, çevreye saygılı, iklim dostu bir çalışma ortamı da aslında sunmuş olacağız. Önümüzdeki süreçte sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik ilave tedbir ve teşvikleri de arttıracağız ki aslında bu tedbir ve teşvikler Marmara bölgesinde müsilajla mücadele kapsamında da çok önemli bir katkı sağlayacak. Belki bugün eylem planımızda doğrudan bir madde olarak gözükmese de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bu çalışmaları da yapmış olacağız. Ben burada hocalarıma bunu da aslında bir müjde olarak duyurmak istiyorum. Ki bu kapsamda yapacağımız, atacağımız adımlar Marmara Denizimizi korumak, diğer taraftan da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çok önemli bir adım olacaktır. Tabii bizim temel hedefimiz yeni yeşil dönüşüm çerçevesinde tüm sanayi bölgelerimizi sıfır atığa uyumlu yeşil kalkınma hedefimize uygun hale getirmektir. Bu kapsamda organize sanayi bölgelerimizle, yine üniversitelerimizle, iş insanlarımızla tüm organize sanayi bölgelerini yeşil OSB'ye dönüştürecek çalışmaları yürütüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bu işin en önemli paydaşlarından bir tanesidir ve ortak yürüteceğimiz bu çalışmayla birlikte inşallah yeşil kalkınma sürecimizi tamamlamış olacağız. Ki bu noktada hakikaten bakanımız da gerekli her türlü desteği vermektedir. Ben huzurlarınızda kendisine de teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm sanayi bölgelerimizi kirlilikten arındıracak, işte çevremizi, doğamızı korumaya yönelik her türlü tedbiri de bu kapsamda alacağız. Gerek Avrupa Yeşil Mutabakatı'yla başlayan yeşil dönüşüm sürecine yönelik çalışmalarımız, gerek üniversitelerimizin belirlediği iklim elçilerimizle birlikte 207 üniversite kampüsümüzün tamamının iklim dostu kampüse dönüştürülmesi ve buradan oluşacak anlayış, farkındalıkla birlikte aslında gençlerimizi ki bu işin en önemli paydaşı üniversite gençliği olacaktır. Gençlerimizle birlikte bu adımları atıyor olacağız. Ben hocalarımıza da bu anlamda üniversitelerimizde hemen hemen her alanda etkilendiğimiz ve geleceğe ilişkin önemli adımlar atmamız gerektiğini düşündüğüm iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında farkındalığı hep birlikte oluşturmamızdır. Ben bu duygularla sözlerime son verirken yürüttüğümüz tüm çalışmaların Marmara'mız için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İlaç araştırmaları
çağrısı, proje